saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Keşke daha coşkulu kutlayabilsek, daha kalabalık olabilsek. Ama maalesef halk kültürü, halk edebiyatı, halk düşüncesi dediğimiz zaman yanımızda büyük toplulukları bulmak zor. Biz de modern kültüre alışamadık bir türlü, batı kültürüne alışamadık. Benim hep vurguladığım bir söz vardı. Türkiye'de üç şeyin reklamı yoktur ama hep vardır. Biri gün çorabı, biri tereyağı, biri de aşıklar. Bunların reklam olmaz ama hep vardırlar, var olmaya da devam edeceklerdir. Bu millet var oldukça olacaktır bunlar. Önce bir şiirle başlayalım. Aşık kimdir? Nedir? Ne yapar diye. Aşık hassas demek, çok ince demek. Aşkın deryasına çetindir girmek. Aranan başına kavuşmak için lazım demir, çayır, demir de genel. Aşıkların eksiği olmaz tasası, tasa aşıkların anayasası. Hep aşıklar böyle çıkmış gurbete, elinde ya bir saat ya da asası. Tut sihirli sazı bir göle batır, gör ki çıkar hangi kalbi kanatır. Gönlü alev alev yanan aşığın bağrına gerilip yarı sızlatır. Kayıs mecbur olmuş Leyla peşinde, 7 yıl ağlamış dağlar başında, ölümsüz bir aşkın kudreti mevcut Ferhat'ın dağları her denişinde. Sümmali babanın kaybolmaz sesi, çürümüş diyorlar garip ifesi, Emrah ölmüş ama burada kendilerde, dinlerde dolaşır hale bestesi. Aşık Reyhan'ıyım, iki gözüm nem, ben ölümü giderim, başım alan ne? Bunca aşık gelmiş, göçmüş diyorlar, ey gülüm, onlardan bir parça benem diyor, işte bir parça da biziz. Burada saygıdeğer ustalarımız var, Haydar Usta var, Seyfur Usta var, Yusuf Hoca var, işte varız, birkaç kişi. Ne yapalım, gücümüzün yettiği yere kadar karınca misali götüreceğiz. Dem alırsa alırlar, almazlarsa onları bileceğiz. Derdini ilacı olma, işte iliklerime.
buradalar olmadı. Aşığı ağlatıp gülen olmadı. Ahımızda reddedilmez sihir var. Nasıl olsa ödenecek borç bizim, borç bizim, borç.
Hayır.